Paris'te Pompidou'dayız ve Laszlo Maholinaj'a ait bir esere bakmaktayız. 1924 senesine ait bu eserin adı A20. Maholinaj Macaristan avantgarde takımının bir üyesiydi. Ama 1920'de Almanya'ya Walter Gropius'un Dessau'daki Bauhaus'una gelmiş ve buradaki bir senelik programa kaydolmuştu. İlginç olan şu ki Maholinaj buraya geldiğinde aslında bir mühendis gibiydi. Genelde tulumlar içindeydi ve Bauhaus'un endüstriyeli vurgulayan bir öğretiye dönüşmesini sağladı. Mahol'inje gelmesiyle makineye olan ilgi arttı ve formlar daha da basitleştirildi. <laughs> bu sadeliği yanlış yorumlamak çok kolay. Üzerinde durup düşünmek gerek. Hadi gelin bir bakalım. İlk bakışta üst üste gelmiş birkaç geometrik şekilden ibaretmiş gibi görünüyor. Ama aslında bu ışık geçirgenliği, saydamlık ve opaklıkla ilgili özenle yapılmış bir çalışma. Resmin karmaşıklığını daha iyi anlamak için ışığa odaklanabiliriz. Zaten bu eser aslında ışık resimleri diye adlandırılan resimlerden biri. Bakalım çözebilecek miyiz? Gözlerim öncelikle şu uzun cam benzeri şeye kayıyor. Bu tamamen transparan bir form. Mikroskoplarda kullandığımız camları anımsatıyor oluşturduğu çapraz çizgi alanda geriye doğru devam ettiğini gösteriyor. Aslına bakarsanız az önceki mikroskop camı benzetmesi çok yerindeydi. Çünkü burada da adeta bilimsel bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk olarak çapraz bir çizgi oluşturan transparan cam benzeri şeklimiz var. Şurada da ona benzeyen ama o kadar da transparan olmayan bir şekil daha var. Ve transparan şekille bitişik durumda tam olarak dik açıyla gelmiyor. Biraz daha geniş bir açıyla, alanı daha derin bir şekilde dolduruyor. Sanatçının birkaç basit şekille bu kadar güzel bir derinlik algısı yaratmış olması inanılmaz. Ayrıca burada dairenin üzerinde üst üste gelen şu iki dikey şekilde de yine bir tür saydamlık, yarı saydamlık ve opaklık söz konusu. Bu dikey şekillerin ilginç yanı derinlik hissi yaratmak için ortogonaller yerine ölçeklerin kullanılmış olması. Ön tarafta daha geniş, daha kalın olanlar yer alıyor. Arka tarafta daha derinlerde ise daha dar olanlar. Aynı zamanda uzaktaki dairede bir alan yanılsaması yaratıyor. Dairenin üstündeki dikey ve yatay kuşaklara bakarsak bunlar yarı saydamlar ama kesiştiklerinde görsel bir karmaşa oluyor ve opa dönüşüyorlar. Sonra buna rağmen Opak dediğimiz şeyin aslında öyle olmadığını görüyoruz. Bu yansıma ve saydam düzlem yarı saydam düşeğin üstünü kaplıyor ve beyaz negatif bir alan oluşturuyor. Ama bu opaklığa karşı yansımanın sonucu. Yani içini göremediğimiz opak var, içini biraz görebildiğimiz yarı saydam var ve bir de içini tamamen görebildiğimiz saydam var. Bunlara bir de yansımayı ekleyelim. İşte bunlar farklı şekillerde birbirlerinin üstünü kaplıyorlar ve renk ile alanı etkiliyorlar. Bana ilginç gelen şey, Mahollinage'ın bunları aslında tasvir etmemiş olması. Genellikle ressamların Natürmort'ta yansımayı ve aynaları ya da bir şarap kadehinin saydamlığını nasıl tasvir ettiklerini düşünün. Bunların her biri bu resimde de yer alıyor ama tamamen farklı bir dildeler sanki matematiksel bir dil kullanılmış gibi bu bahsettiğimiz kavramları tasvir etmek yerine onları en saf haliyle adeta matematiksel terimlerle ifade eden bir soyutlama ile karşı karşıyayız